Merkez Bankası Başkanı Erdem Bahçı'nın lojmanından taşınması da bir polemik konusu oldu. Kendisiyle görüştünüz mü? Bunu da hani bir size sormak istiyorum. Çünkü en çok konuşulan konu başkanından biri de bu. Ben açıkçası bunu basından gördüm. Çünkü haberim yoktu öyle bir durumdan. Sonra kendisiyle de konuştum. Dedim hani nasıl oldu diye. Biliyorsunuz aslında Merkez Bankası Başkanı'nın oturduğu müstakil güzel bir villa var. Geleneksel olarak Merkez Bankası Başkanları hep orandaki o villayı kullanmış. Fakat Erdem Bey başkan olduktan sonra orayı kullanmadı. Kendi başkan yardımcısıyken oturduğu dairede oturmaya devam etti. Orası da lojmandır. O villa da lojmandır. O kendi tercihi. Onu ben niye diye de sormadım kendisi. Hani o normalde hakkı. Şimdiye kadar da bütün Merkez Bankası başkanları oturmuş. Çok güzel yapılmış. Güzel bir konut diyelim. Merkez Bankası konutu. Orayı hiç kullanmadı. Bir apartman dairesinde oturmaya devam etti. Fakat çocuklarının okulu galiba bu Eskişehir yolunda, o Çay yolu, Ümitköy o tarafta olmaya başlamış. Çocukların okulu oraya gidince okul yani 3 çocuğun servisi gitmesi gelmesi falan derken hani biz bari o tarafa taşınalım demişler. Ve o niyetle de taşınmışlar. Şeyde tam adresi vermeyeyim de yani Çay yolu tarafında galiba bir yer ama o da bir lojman değil yani kendi aile bütçesinden kirasını ödediği bir eve taşınmış öyle kendi ben gazeteden haber olduktan sonra öğrendim, haberimde yoktu doğrusu. Farklı bir anlam çıkartmamak lazım yani bu gayet doğal, insanların kendi tercihi. Peki efendim, çok teşekkür ederim.